Vatan, kaldı 1 milyon euro fark. Beşiktaş yıllık ücret konusunda Dnipro kalecisi Boyko ile 900 bin euro, stoper Douglas'la da 1.2 milyon euroya anlaştı. Daha önce iki futbolcuya karşılık 10 milyon euro isteyen Ukrayna ekibi 8 milyon euroya kadar indi. Beşiktaş ise 7 milyon euro teklif etti. Yani Şenol Hoca bu kadar ısrarla istediğine göre benim bu konudaki kafamdaki soru işaretleri manasız demektir. Ben yani Şenol Hoca'nın hem futboluna çok inanıyorum hem bir de kaleci görüşü diye bir Şenol Hoca'dan daha iyi kaleci değerlendirebilecek birisi var mı? Yok. Yok. Efsane kaleci yani çünkü. Öyle. Benim kaleci konusunda Beşiktaş'ın işin psikolojik açısından bakıyorum. Marka kaleci olacaksa transfer yapmalı. Bunu söylüyorum. Marka olmayacaksa hayır. Çünkü gelecek kalecinin 4-5 maç hata yapma lüksü olmalı. Doğru. Bu adam Ospina olursa, Petriçe olursa, yani olmayacak tabii. Öyle isimleri bahsediyorum. Böyleleri olursa taraftarın bakış açısı farklı olur. Medyanın bakış açısı farklı olur. Boyko'yu olmaz. Boyko'yu transfer etmenin tek yararı Tolga'yı mahvetmek olur. Şimdi bunu geçtiğimiz haftalarda da seninle konuşmuştuk ya bu konuyu ama şöyle bağlamıştık hatırlarsan. Eğer bu ikinci kaleci ise, ikinci bir kaleciye transferi veya üçüncü bir kaleci transferi. Üç kaleciden biri ise yani. Biri ise. Sorun yok. Problem ki ihtiyaç var diyor zaten. Ötekisi gerçek bir birinci kaleci almaktır. Çünkü Tolga'da ulaşabilecek riski ancak böyle göze alırsın. Evet. Yani tamam Tolga morali bozulur bir anlamda ama der ki ya gelen adam da bu. Ben ona göre çalışayım. Yani Beşiktaş'ın farkı işte biraz önce Galatasaray transferinden fark eden potansiyel oyuncu alma durumunda değil şu anda. Değil. Ona mezun değil şu aralar. Değil. Beşiktaş onu yapabilir ama. Yapabilir. Üçüncü kaleciyi rahatlıkla alabilir. Evet. Tolga faktörünü unutmamak lazım. Bir de yani şöyle bir genel bir şey de var. Şimdi şampiyonluğa oynayan ve bu konuda ciddi bir aday. Ligin lideri. Yani puan rekoru kırabilecek seviyeye gelmiş. Lig lideri. Kalecisini ve stoperini değiştirir mi? Yok. Yani kaba düşün. Yani kaleci problemi var mıdır? Vardır. Olabilir. Stoperde olabilir. Ama herhangi bir takım düşün. Yani Avrupa liglerinden herhangi birisinin liderini düşün. Kalecisini ve stoperinin ikisini birden değiştirir mi? Metin Hoca'nın çok sık söylediği bir şey vardır yani. Şeyle iyi giden bir takımda iskelet, omurga ile oynamayacaksın. Taraftar itiraz edebilir ama yöneticilik en iyi taraftar yönetici olmuyor. Yöneticilik başka bir şey.